Roket yakıtına su mu giriyor? Elbette bir roketi suyla dolduramazsınız. Sıvı yakıtlı roketler sıvı oksijen ve sıvı hidrojen kullanır. Sadece iki element, oksijen ve hidrojen. Peki Ay'da bulunan yüzey buzundan ve asteroid buzundan roket yakıtı yapmanın arkasındaki bilim nedir ve sudan roket yakıtı nasıl yapılır ve bu teknoloji uzay araştırmalarının geleceğini nasıl değiştirebilir? Başka bir dünyada suyun keşfi kadar hiçbir şey bizi heyecanlandırmaz. Mars'taki eski su kanallarına ve çukurlara hayret ediyor ya da Jüpiter'in uydusu Europa'nın gizemli buz örtüsünün altında kalabilecek uzaylı yaşama hakkında hayaller kuruyoruz. Gezegenimizin suyu bile tüm organizmaların hayatla olan ilişkisinde yakından bağlantılı değerli bir kaynaktır. Yine de Ay'ımızda suyun keşfi bizi farklı bir nedenle heyecanlandırıyor. Bu keşif, Mars'ta olduğu gibi Ay'ın Dünya benzeri bir geçmişi paylaşabilme ihtimalinden dolayı değildir. Bunun nedeni, uzaylı organizmaların bu gölgeli kutupların üzerinden geçtiğine inandığımız için de değil. Ay'daki buz bizi heyecanlandırıyor çünkü uzayda roket yakıtı oluşturmamıza ve birkaç öncü ülke için muazzam yeni ekonomik fırsatlar oluşturmamıza izin verebilir. Suyu roket yakıtına dönüştürmek aslında son derece basit bir süreçtir. Su, çoğumuzun lisedeki kimya dersinden bildiği gibi hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan bir moleküldür. Hidrojen, bilinen tüm elementlerin hem en bol bulunanı hem de en hafifidir. Ancak hidrojen çok yüksek sıcaklıklarda yanmaya başlar. Bize en yüksek spesifik itkiyi verdiği için bugüne kadarki en verimli roket itici gazıdır. Oksijen ise uçaklar tarafından alınır ve daha sonra yanma oluşturmak için uçağın yakıtıyla birleştirilir. Uzay mekikleri ise uzayın oksijensiz boşluğunda çalıştıkları için uçaklar gibi oksijeni dışarıdan toplayamazlar. Bu yüzden kendi oksijen rezervlerini de yanlarında götürmeleri gerekiyor. Ancak roketlerimize güç sağlamak için suyu kullanacaksak bu iki unsur, yani hidrojen ve oksijeni önce birbirinden ayırmalıyız. Su, H2O, yüksek verimli yakıta dönüştürülebilen hidrojen ve oksijenden oluşur. Her şey bileşikleri parçalamak ve onları başka bir şeye dönüştürmek için elektrik akımı kullanan bir teknik olan su elektrolizi ile ilgilidir. Elektroliz, insanlı uzay görevleri için oksijen tedariki sağlamak üzere suyu ayırmak için uzayda kullanılan ve yüksek basınçlı oksijen depolama tanklarını olan ihtiyacı azaltmaya yardımcı olan bir yaklaşımdır. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronotlar oksijeni sudaki hidrojenden ayırmak için elektroliz tekniğini kullanıyor. Bunu yapmak için suya bir elektrik akımı veriyoruz. Elektroliz süreci boyunca hidrojen ve oksijen atomları ayrılır. Oksijen, oksitleyici görevi görürken hidrojen yakıt görevi görecektir. Bunlar yanma odasına aktarılıp ateşlenene kadar iki farklı kapta sıvı olarak depolanmalıdır. Oksijen ve hidrojeni sıvılaştırmak ise hiç de kolay bir iş değildir. Sıvılaştırma, sıfırın yüzlerce derece altında sıcaklıklar gerektirir. Örneğin sıvı hidrojen, -253 santigrat derece sıcaklıkta saklanmalıdır. Uzay uçuşu sırasında herhangi bir ısı kaynağı hidrojenin buharlaşmasına veya genişlemesine ve patlamasına neden olabilir. İşte bu nedenle hidrojen yakıtı hava sürtünmesinden, güneş ışığından ve roket egzozundan yalıtılmalı ve ayrıca ısıya emmesi ve genişlemesi durumunda havalandırma delikleri takılmalıdır. Suyu hidrojen ve oksijene ayırır ve sonra bu bileşenleri sıvılaştırırsanız roket yakıtı elde etmiş olursunuz. Yanma odası içinde sıvı hidrojen ve oksijen tutuşur ve sonra yanar. Bu da bir nozuldan geçer ve rokete itme sağlar. Yakıt ikmali yapmak için ayın yörüngesinde veya bir ay üstünde durabilirseniz artık tüm itici yakıtınızı havalanırken yanınızda getirmenize gerek kalmaz. Bu da uzay geminizi önemli ölçüde daha hafif ve fırlatması daha ucuz hale getirir.
İtme, roket gemisinin dünyanın yer çekiminden iyi bir şekilde kaçmasına izin veren şeydir ve bu sayede küçük bir su havuzunda bulunan bu birkaç basit elementten Güneş sisteminin karanlık sınırlarını keşfedebilirsiniz. Gelecekteki bir gezegen dışı yakıt ikmal istasyonunda toplanıp kullanılabilecek tahmini 600 milyon ton ay buzu bulunduğu düşünülmektedir. Ay'daki bir yakıt istasyonu, Mars'ı kolonileştirme planlarımız da dahil olmak üzere bize yakın dünyalara yönelik görevlerin maliyetini önemli ölçüde azaltacaktır. İşte bu önemlidir. Çünkü dünyanın atmosferi ve yer çekimi kuvveti roketler fırlatıldığında saniyede tonlarca yakıt kullanımını gerektirir. Uzayda sürdürülebilir bir yakıt kaynağı oluşturmak, ağır kalkışlarla ilişkili maliyetleri ve tehlikeleri azaltabilir. Oksijen ve hidrojen üretme yeteneği, astronotların olası bir acil durumda kaçış için gerekli yakıt stoklarını yenileyebilme imkanı da sağladığı için görevleri daha güvenli hale getirecektir. Ay buzu en azından gelecekteki kullanımı için bize umut veriyor. Ancak çoğu şeyde olduğu gibi bu buzları kullanabilmenin de zorlukları var. Ay'ın ana kayası üzerinde regolit olarak bilinen gevşek bir toz tabakası ile örtülmüştür. Ay üzerindeki su buzu dünyanın kutuplarında gördüğümüz gibi büyük katmanlar halinde değildir. Bunun yerine ay toprağına karışmış ince taneler olarak kendini gösterir. Bu buz birikintilerinin çoğu arazideki kalıcı gölgelerin ve çok sert sıcaklıkların robotik makinelerimiz için oldukça ekstrem koşullar oluşturduğu kutup bölgelerinde bulunuyor. Buralarda sıcaklıklar -248 santigrat derece kadar düşük olabilir. İdeal olarak ay kaynaklarını aynı anda çıkarmak için çalışan bu makinelerden birkaçının olması gerekir. Ancak her makineyi izleyen ayrı ekiplerin olması makul değildir. Ay madenciliği teknolojisindeki ana hedeflerden biri onları mümkün olduğunca özerk bir hale getirmektir. Böylece bir grup makine için yalnızca bir kişiye ihtiyaç duyulur. Eğer bu sağlanamazsa elde edilecek verim de oldukça düşük olacaktır. Bu su buzunu çıkarmak için önerilen yöntemlerden biri süblimasyon olarak bilinen bir tekniktir. Süblimleşme, katı haldeki bir maddenin önce sıvı hale gelmeden doğrudan gaz haline atlamasıdır. Bu durumda buz, sıvı su fazından hiç geçmeden bir buhar haline gelecektir. Kraterlerin kenarında yükselen mercekler, güneş ışığını toprağa yoğunlaştırarak toprağı -53 santigrat dereceye kadar ısıtır. Bu sıcaklık, uzay ortamında buzun süblimleşmesine neden olmak için yeterli olacaktır. Su buharı soğuk bir yüzey tarafından toplanır ve daha sonra roket yakıtı haline gelme sürecine girebileceği bir işleme tesisine götürülür. Bunun için gereken enerji güneş panellerinden veya bir nükleer reaktörden gelebilir. Toplanan su da kullanılmadan önce arıtılmalıdır. Suyun uygun şekilde arıtılmaması sadece yakıtı kullanılamaz hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda dengesiz ve kullanımı da tehlikeli hale getirir. Arıtma süreci ise benzersiz bir zorluktur. Mühendisler arıtma sistemlerini tekrar tekrar test edecekleri ay toprağı örneklerine sahip değiller. Bu da çalışmalarının en azından bir kısmının tahmine dayanması gerektiği anlamına geliyor. Ayda bulunan diğer değerli kaynaklar arasında füzyon enerjisinde kullanım için helyum-3 elementi ve modern elektronik cihazlarımız için hayati önem taşıyan nadir toprak metalleri de bulunur. Ancak özellikle bilim adamlarını, roket mühendislerini, uzay ajansı yetkililerini, endüstri girişimcilerini heyecanlandıran bir kaynak var. Kısacası uzak dünyalara uzay uçuşunu daha ekonomik hale getirmekle ilgilenen hemen hemen herkesi ilgilendiriyor. Bu kaynak da sudur. NASA'nın Artemis programı, yüzeyine ayak basan ilk kadınla dahil olmak üzere 2024 yılına kadar astronotları Ay'a taşımayı hedefliyor. NASA'nın tahminlerine göre bu proje en az 20 milyar dolara mal olacak. Çin bunu 2030'a kadar yapmayı ve Rusya'da 2040'a kadar yapmayı hedefleyerek kendi halkını Ay'a göndermeyi planlıyor. Bu Ay'a geri dönme planı birçok kaynağın madenciliği için bir öneri ve ülkelerin üslerinin birbirleriyle müdahale etmesini önlemek için öneriler de içeriyor. Peki bu teknolojiyi dünyadaki su için neden kullanmıyor ve bununla roket yakıtı yapmıyoruz? Yapabiliriz ama aslında su dünyada çok değerli bir sıvıdır.
Aynı zamanda bu teknolojinin yeryüzünde uygulanması ekonomik olmayacaktır. Bir nesneyi sıfır yer çekimiyle itmek fazla yakıta ihtiyaç duymaz. Bu nedenle su uzayda uygulanabilir bir çözüm sunar. Bununla birlikte su molekülleri kriyojenik sıvı halde olsalar da yoğunluklarını arttırmak için birçok fırlatma sisteminde zaten kullanılmaktadır. Sudan roket yakıtı üretimini güvenilir güç için güneş enerjisiyle birleştirdiğinizde sadece uzay araştırmaları için değil, aynı zamanda otonom madencilik operasyonları için de yeni yollar açılabilir. Evet, aslında otonom madencilik su roket yakıtına dönüşüyor tartışmasının asıl konusudur. Peki bunlar yakın gelecekte olacak mı? Bu geliştirdiğimiz teknolojilere bağlı. Güneş enerjisi, yapay zeka, robotik ve malzeme biliminin birleşimi uzayda madenciliğin bir gerçeklik haline gelmesini sağlayabilir. Bana kalırsa uzaydaki ilk başarılı madencilik operasyonu 21. yüzyılın ikinci çeyreğinde uygulanırsa hiç şaşırmayın. Başka bir deyişle, gelecekte etkin bir şekilde uzay madenciliği yapılabilirse uydumuz Ay, gelecekte Mars'a ve başka yerlere yapılacak geziler için maliyeti düşüren gezegenler arası bir yakıt istasyonu haline gelebilir. Son olarak videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.